Erciyes'teyiz, Kayseri'de. Engelleri aşan gençler projemizin bu buluşmasındayız. Projemizin başta gençlerimiz, ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Biliyorsunuz 2016'da otizm ulusal eylem planı açıklandı ve resmi gazetede yayınlandı. Yine toplumun tüm kesimlerini içine alan çok etkili çalışmalar ortaya konulmaya başlandı. Biz de gençlik noktasındaki çalışmalara başladık ve önemli bir takım adımlar attık. Sadece sanatta ve sporda yönlendirmelerle değil, etkileşimli kitaplarımız, eğitim ve seminer çalışmalarımız, gerek antrenörlerimizin bu noktada geliştirilmesi, gerek diğer eğiticilerin, öğretmenlerin bu noktada farklı aşılımlar kaydetmesi ve özellikle herkesin bilgisini, becerisini arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Özellikle geçtiğimiz yıl 120 adet projeye bu noktada ciddi katkılar sağladık. Ve şunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Bu noktadaki tüm projelere bakanlık olarak hazırız. Destek vermeye, katkıda bulunmaya ve paydaşı olmaya hazırız. Tabii ki proje destek çağrılarımızı biliyorsunuz. Bu çağrılarda yine engelli gençlerimizle ilgili, özellikle spor yoluyla uyumla ilgili projelere de öncelik tanıyoruz. Tabii ki bu gençlerimizin hayatlarının kolaylaştırılması, iyileştirilmesi ve sosyal hayata uyumları noktasında her çabamız özellikle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ana gündem maddelerimizden biri olacak. Biliyorsunuz gönüllülük yılımız var. 2019 yılında ilan ettiğimiz gönüllülük yılı ve bundan sonraki süreçte de gönüllülük yılı faaliyetlerimiz artarak devam edecek. Bir yıla mahsus kalmayacak. Ve bu çerçevede gönüllü gençlerimizin, özellikle damla gönüllülerimizin bu noktadaki çabalarını da özellikle ifade etmek istiyorum. Bu noktada önemli olan farkındalık faaliyetleri, her birimizin ortaya koyması açısından, kurumlar olarak, kişiler olarak, bireyler olarak çok önemli. 2019 yılında düzenlediğimiz Engelsiz Bir Türkiye için Farkındalık Maratonu, yine Ankara'da gençlerimizle finalinde buluştuk. Şampiyonlar filminin galasını biliyorsunuz beraberdik. Şunu ifade etmek isterim ki bundan sonraki süreçte bugüne kadar olduğu gibi hem nicelik olarak hem de nitelik itibariyle bu faaliyetler, bu anlamdaki çalışmalarımız, sizlerle beraber ortaya koyacağımız çalışmalarımız devam edecek. Ve bizim tabii ki bakanlık olarak önem verdiğimiz yine engelli gençlerimizin spora yönlendirilmesi ve spor yoluyla hem uyum hem rehabilitasyon sağlanması. Bu manada biliyorsunuz sporun rehabilite eden, iyileştiren, dönüştüren, sosyalleştiren, birleştiren yönleri var. Yine bu yönleri de bu kıymetli gençlerimiz için, bu pırıl pırıl arkadaşlarımız için inşallah seferber edeceğiz, kullanacağız. Spor her birimiz için stratejik bir kavram, önemli bir olgu ve engelleri sporla aşmanın ve ülkemizi temsil edecek başarılı sporcuları da bu şekliyle yarınları hazırlamanın bizler için önemli bir görev, önemli bir misyon olduğunda farkındayız. Ve şunu da söylemek isterim. Engelli sporcularımızın hem ulusal anlamda hem uluslararası arenada ortaya koydukları performans bizleri her daim gururlandırıyor, bizleri sevindiriyor. Onların başarılarıyla her zaman iftihar ediyoruz ve şunu da söylemek istiyorum ki onların başarıları inşallah önümüzdeki süreçte çok çok daha fazlasıyla hepimizi mutlu edecek. Bu yöndeki gelinen aşama özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığından itibaren gençlerimiz için ortaya koymuş olduğu bu vizyon bizler için önemli bir ilham kaynağı, önemli bir vizyon, önemli bir motivasyon kaynağı. Bu çerçevede yine gerek bakanlığımız, gerek devletimizin diğer kurumları, kuruluşları bir eşgüdüm ve bu eşgüdüm sayesinde oluşan sinerjiyle çok daha güçlü bir şekilde çalışıyoruz. 2002 yılındaki engelli lisanslı sporcu sayısı 2763 iken bugün bu rakam 54.000'den daha fazla. İnşallah bu sayıları artıracağız. Az önce ifade ettiğim gibi sadece sayılarla değil, nitelikle ilgili de inşallah çalışmalarımızı çok daha yukarılara taşıyacağız.
Ben bu manada kamu kurumlarımıza, özel sektöre, sivil topluma, spor camiamıza teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Kayseri'deyiz. Dün akşam önemli bir toplantı yaptık. Bakanımızla, valimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, diğer yöneticilerimizle. Ben Kayseri'yi de bu anlamda hem ev sahiplikleri açısından hem bu projelerle ilgili ortaya koydukları katkı ve bizi yalnız bırakmadıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarını araştırma komisyonu var. Bu komisyonumuz başkanı ve üyeleri geçtiğimiz aylarda bize komisyon çalışmaları ile ilgili bilgi vermişlerdi. Biz de onlara her türlü katkıyı bakanlık olarak sağladık. Ve bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu kamp, gerek gençlerimize gerek sporcularımızla bir araya geldiğimiz bu kamp bir başlangıç, bir ilk. İnşallah bu kampın hem detaylarını geliştireceğiz. Burada farklı programlar var. Bu programlar gerçekleştirilmesi açısından bir ilki temsil ettiği gibi çok güçlü bir program. Burada detaylarımız var. Burada eğitim programı var. Gençlerimize yönelik kayak eğitimiyle ilgili, ailelere yönelik bilgilendirmeyle ilgili ve diğer sosyal faaliyetler var. İnşallah hem ailelerimizi hayatlarını kolaylaştırmak, hem gençlerimizin bu noktadaki rehabilitasyon çalışmalarına katkı vermek amacıyla İnşallah bugün bir başlangıç olan bu kampları hem sayılarını artıracağız hem az önce ifade ettiğim gibi içerik olarak geliştireceğiz. Yaz kamplarımız olacak. Bunun yanında yine komisyonumuzla ilgili ben komisyonumuza, başkanına, değerli üyelerine de teşekkür ediyorum. Bu manada bizim özellikle bu konudaki çabalarımızın hakikaten diğer kurumlarla bir arada olduğumuzda çok daha güçlü bir şekilde ortaya çıktığını da ifade etmek istiyorum. O yüzden birlik ve beraberlik her alanda olduğu gibi bu alandaki çalışmayla da inşallah gücünü, etkisini gösterecektir. Gençlerimiz burada kayak eğitimiyle kendilerini geliştirirken aileler de hem seminerlerle hem eğitim faaliyetleriyle çok kaliteli vakit geçirecekler. Geleneksel çocuk oyunları olacak, halk oyunları olacak ve bu vesileyle kamp adeta bir festivale dönüşecek. Ben engelleri aşan gençler projemizde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah ifade ettiğim gibi sizlerle birlikte bu çalışmaları çok daha yukarılara taşıyacağız. Hayırlı olmasını diliyorum. Bir konu da burada açıklamam gerekiyor. Koronavirüs konusu. Hükümetimizin, devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın bu noktadaki çalışmaları hakikaten her anlamda çok güzel milletimizi, ülkemizi koruyucu olması açısından çok değerli çalışmalar. Biz de spor camiası olarak bu anlamdaki önlemleri takip ediyoruz. Federasyonlarımızla, uluslararası federasyonlarla iptal edilen etkinlikler var. Bizim çalışma yaptığımız etkinlikler var. İnşallah bunları da federasyonlarımızla, uluslararası camiayla olan temaslarımız sonucunda en kısa zamanda sizlerle paylaşacağız. Ben tekrar bu anlamlı faaliyetin, bu kıymetli gençlerimize, çok değerli ailelerine ve camiamıza hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun.